İlk yaptıkları iş geçmişte yapılanların tamamını satmak oldu. Şu soruyu geçmişte AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerimin kendi vicdanlarına sormasını istiyorum. AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu? Bana bir fabrika örneği versinler. Çimento fabrikası mı? Şeker fabrikası mı? Hangisini kurdular? Satmanın dışında ne yaptılar? Değerli arkadaşlarım, biz her fabrika bir kaledir diyoruz. Her fabrika bir onurdur diyoruz. Her fabrika bir alın teridir diyoruz. Her fabrika bir üretimdir diyoruz. Her fabrika bir istihdamdır diyoruz. Her fabrika Türkiye'nin itibarına katkıdır diyoruz. Oturdular, şeker fabrikalarını sattılar. Ve 24 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt dışından şeker ithal etmek zorunda kaldı. Saman ithal ediyorduk, et ithal ediyorduk, mercimek, buğday ne varsa en sonunda şekerde ithal etmek durumunda kaldı. Şimdi her vatandaşımın kendi vicdanına sormasını istiyorum. Ne oldu da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışarıdan şeker ithal etmek zorunda kaldı? Ne oldu? Buna devletin sağlıklı yönetimi diyebilir misiniz? Devlet iyi yönetiliyor diyebilir misiniz? Her vatandaşımın vicdanına sorması lazım. Vicdanında sorgulaması lazım bu olayı. Bakın daha 2015 yılında Konya'daki mitingde söylüyorum. Hiçbir şeker fabrikasını kapatmayacağız. Kendi şekerimizi kendimiz üreteceğiz. Kendi çiftçimizin gücüne, alın terine güveneceğiz. Hiç kimse endişe etmesin diyoruz. 2015. Onlar o dönemde fabrikaları nasıl satarız arayışı içindeler. 2018 grup konuşmasında bu kürsüde. Kamyoncusu, besicisi, çiftçisi kazanıyor. Fabrikada işçiler çalışıyor. Bu üretimin kaybedeni yok. Herkesin kazandığı ortama siz dinamit koyuyorsunuz. Özelleştireceğim diyorsunuz. Büyük bir kısmı kapanacak. Kapanmayacak diyorlar. Böyle denilen çok sayıda fabrikanın bir süre sonra nasıl kapatıldığını gördük diyoruz. Çorum mitinginde 2018 kime satacaksın diyorum. O yoksulluk içinde şeker fabrikaları kurduk. Kime niye satacaksın? Şeker fabrikaları üretiminde Türkiye Cumhuriyeti dünya beşincisi. Evet, dünya beşincisi. Bunu hazmedemiyorlar. Yani batılılar bunu hazmedemiyorlar. Acaba biz nasıl olur da beşincilikten Türkiye'nin ayağını kaydırırız, şekeri bitiririz. Ondan sonra biz onlara şeker satarız diyorlar. Onların düşündükleri oldu. Fabrikaları kapattık. Elimizi avucumuzu açtık. Tonlarca şekeri getirdik. Kim kazandı? Kim kazandı? Türk Şeker'in 10 fabrikasını kaça özelleştirdi? 680 milyon dolar. Bugünün parasıyla 11 milyar lira. 11 milyar liraya bugünün parasıyla fabrikaları sattılar. 10 şeker fabrikasını sattılar. Şimdi sadece Nisan ayında, geçmiş aya Nisan ayında bir aylık faiz ödenen bir aylık faiz 19 milyar lira. 10 şeker fabrikasını 11 milyar liraya satıyorsun ama bir ayda, sadece bir ayda 19 milyar lira faiz ödüyorsun. Bu mudur devlet yönetimi? Bu mudur ahlak? Bu mudur erdem? Değerli arkadaşlarım, üreticiye destek vermediler. Gübre fiyatları, ilaç fiyatları, elektrik fiyatları, bunların hepsi arttı. Sonunda fabrikaları sattılar. Sonunda dışarıya gidiyoruz, el avuç açıyoruz, şeker istiyoruz. 24 yıl sonra. Ama düzelteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Bizim iktidarımızda, halkın iktidarından çiftçinin yüzü gülecek. Kesinlikle bakın. Çiftçinin yüzü gülecek. Esnafın yüzü gülecek. Sanayicinin yüzü gülecek. Evde kadınların yüzü gülecek. Gençler bu ülkenin fabrikalarında, caddelerinde, sokaklarında, parklarında gülerek özgürlüğü telaffuz edecekler. Göreceksiniz. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız, göreceksiniz. Huzuru getireceğiz, göreceksiniz. Hepsini yapacağız. Hiç kimse endişe etmesin ve karamsarlığa kapılmasın. Bunları söylememin nedeni vatandaşlarımız karamsarlığa kapılsınlar diye değil. Söylememin nedeni yapılan hatalardan ders çıkarmaktır. Söyledik, yapmayın dedik. Yaptılar ve bugünkü ağır tabloyla karşı karşıya kaldık. 10 fabrikayı satıyorsun 11 milyar liraya. Bir ayda faiz ödüyorsun 19 milyar lira. Nerede adalet? Nerede devlet yönetimi? Nerede liyakatli yapı?
Değerli arkadaşlarım, 27-28'inde Van'daydık. Vanlı kardeşlerimize kucaklaştık. Van'ın benim hayatımda özel bir yeri var. İlkokula Van'ın Erciş ilçesinde başladım. Dolayısıyla Vanlılarla kendimi hemşeri olarak görüyorum. Belediye başkanlarımız Van'ın merkezini ve bütün ilçelerini gezdiler. Bir tek belediye başkanımız bile yok. Ama olsun. Vanlıların canı sağ olsun. Eğer oradan yeteri kadar oy alamadıysak, kabahat Vanlılarda değil, kabahat bizde. Oturup düşünmemiz lazım. Oturup konuşmamız lazım. Vanlının sofrasına oturmamız lazım. Konuşmamız lazım. Dertleşmemiz lazım. İnşallah bunu yapacağız. Alanda çok güzel bir ilgi vardı. Vatandaşlarla oturduk, gençlerle oturduk, sohbet ettik, yaşlılarla oturduk. Dolayısıyla Van'ın otlu peynirini de unutmayacağız, Van'ın kedisini de unutmayacağız, Van'ın inci kefalini de, Van'ın denizini de asla unutmayacağız. Ve 3000 yıllık kalesini de unutmayacağız Van'ın. Van bizim tarihimizin ve kültürümüzün çok önemli bir parçası. Görkemli bir tarihi var. O nedenle Van'ı Allah'ın izniyle iktidarımızda göreceksiniz. Güçlü bir turizm merkezi haline getireceğiz. Tarım merkezi haline getireceğiz Van'ı. Sınır ticaretinden bütün Vanlılar kazanacak. Sınır ticaretinden. Söyledim Vanlılara, Van'da huzur içinde yaşamak istiyorsanız, Van'ın gelişmesini, büyümesini istiyorsanız bize katılın dedim. Onlara da çağrı yaptım, bize katılın. Dolayısıyla biz Van'la da Vanlı'yla da kucaklaşmak zorundayız. Kayyumdan şikayet ediyorlardı. Evet, gittiğimiz her yerde bundan şikayet ediyorlardı. Yine Vanlı kardeşlerime seslendim. Seçimle gelen seçimle gitsin diyorsanız, kayyum uygulamasından şikayet ediyorsanız bize katılacaksınız, bize. Çözeceğiz bunların tamamını. Çözeceğiz. Bölgede gezdiğimde de evlere, bir eve gittik. Orada da Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Çok seviliyor Selahattin Demirtaş. Haksız uygulamalardan, adaletsiz uygulamalardan çok şikayet ediyor. Ben de bu kürsüde defalarca şikayet ettim. Bize oy versin vermesin. Bir kişi adaletsizlikle karşı karşıyaysa ona sahip çıkmak insani görevimizdir. Politik değil bakın. İnsani görevdir. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayacağız. Söyledim. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar. Baskı yapıyorlar hakimlere. AİHM kararlarını, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorlar. Yine Vanlı kardeşlerime söyledim. Osman Kavala'dan da, efendim Selahattin Demirtaş'tan da, eğer harp okulu öğrencileri darbeci diye yıllardır içeride, onların da hakkını, hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız, bize. Bize katılacaksınız. Çözeceğiz. Beşli çetelerden şikayet ediyorsanız, sadakçılardan şikayet ediyorsanız, uyuşturucu baronlarından şikayet ediyorsanız adres belli, bize katılacaksınız dedim.